Banyo yaparken sık yaptığımız hatalar bizlere ciddi zararlar verebilir. Bu hataların belki pek farkında değiliz. İşte dikkat edebileceğiniz banyo sırasında yapılan 5 hata ve bunları düzeltmeniz için bazı tavsiyeler. Pek çok insan dışarıdan eve geldiğinde sıcak suyun altına girmekten keyif alır. Bu oldukça rahatlatıcıdır ve bizlerin dinlenmesini sağlar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta çok sıcak suda uzun süre durmamanız olacaktır. Yani sıcak suyun altında 15-20 dakika kalmak uzmanlara göre zararlıdır. Uzun süre sıcak suyun altında kalmanın bir takım zararları şunlardır. Duştan çıkınca sıcaklık farkıyla bayılma riski yaşayabilirsiniz. Çok sıcak su esans yağlarımızdan bir kısmını kaybetmemize neden olabilir. Esans yağlarının amacı cildimizin pürüzsüz ve nemli kalmasına yardımcı olmaktır. Sıcak su cilt gözeneklerimizi açtığından bu sırada dolaşım sistemi başta olmak üzere vücudun düzgün çalışmaması durumu söz konusu olur. Uzmanlara göre sıcak suda en fazla 7 dakika kalınmalı. Eğer duşta daha fazla kalmak istiyorsanız da suyu ılık hale getirmelisiniz. Kısaca derinizi uzun süre sıcak suyun altında bırakmak zararlıdır. Bazı insanlar duştan çıktıktan sonra kurulanırken hızlı olabilir. Yani ellerine havluyu alırlar, sert ve hareketli bir şekilde vücutlarını kurulamak isterler. Eğer kullandığınız havlu da kuruysa bu cildinizi tahriş eder ve vücudunuzu daha çok kurutur. Bunun yerine yumuşak bir havluyla dairesel hareketler yaparak cildinizi daha kolay kurutmanız mümkündür. Ya da bazı insanların kullandığı bornozlar da kurumanızda size yardımcı olabilir. Bornozlar vücudumuzu sarıp bizi sıcak tutacağından yavaş kurumamızda son derece etkilidir. Havlular yalnızca sert olmasıyla bizlere zarar vermez. Kimi zaman bu havlular bakteri ve mikrop yuvası haline de gelebilir. Bunun nedeni bir önceki duştan sonra iyi kurutulmamaları ve liflerinden nem tutmuş olmalarıdır. Vücudumuzun her yerine sürdüğümüz bu havluların bakteri ve mikropları taşıyor olması bizler için bazı sağlık sıkıntıları yaratabilir. Ayrıca bazı havlular çok eskiyince içlerinde deterjanlardan kalan kimyasallar birikerek sonunda bizlerin küçük alerjik reaksiyonlar yaşamasına da sebep olurlar. Sağlığımız için burada yapılması gereken şey havluları sık sık yıkamaktır. Duş alırken önemli bir noktadır, mutlaka aklınızda tutmaya çalışın. Uzmanlara göre cildiniz için en uygun ve sağlıklısı haftada 2 kere sünger ya da lif kullanarak yıkanmaktır. Fakat süngeri ya da lifi kullandıktan sonra saç kırana sebep olan küf kolonizasyonunu önlemek için süngerinizi güneş ışığında kurutmanız gerekmekte. Sabunu süngerle uygun ve doğru miktarda uygulamak da oldukça önemlidir. Gliserin ve yulaflı sabunları kullanabilirsiniz. Bu sabunlar cildinizi hem rahatlatacak hem de sağlıklı yapacaktır. Bu sabunları süngere ihtiyaç duymadan cildinize uygulamanız da mümkün. Haftada 2 defa cildinize sünger yardımıyla peeling yapın. Bu şekilde banyo yaptığınızda kendinizi daha sağlıklı ve dinç hissedeceksiniz. Gün içerisinde az çalışıp da çok az terleyen insanlar da işten sonra duş almak isterler, ancak sporcularla çalışanlar arasında büyük farklar vardır. Fakat terleyen insanların bazıları genelde parfümlü ve güzel kokulu sabunlardan çok fazla kullanır. Çok sabun kullandıkları için vücutlarına çok fazla alkol uyguladıklarını ve bunların cildin pH seviyesini düşürdüğünü de bilmezler. pH seviyesine bağlı olarak vücutları, bakteri ve diğer mikroorganizmalara karşı kendini doğal yollarla savunma gücünü azaltır. Peki ne yaparak bunun önüne geçilebilir? Sabunu ve suyu doğru miktarlarda kullanarak işe başlayabilirsiniz. Bir diğer nokta ise doğal sabunları tercih etmeniz olacaktır. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.